Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Bugün sizlere elimde böyle çok güzel renkli çiçekli bir oya modelim var. Ben iki tane yaptım size göstermek için. Şimdi nasıl yapılışını size burada göstereceğim arkadaşlar. Ben öncelikle en altına zürafalarımı gittim. Tekrardan onun üstünden çekerek devam ediyorum. Aralarına 15 tane zürafa çekiyorum ben. 10 tanesini yapmıştım arkadaşlar. Şimdi devam edelim. 11 12 15 tane oldu. Şimdi şurayı yapacağım arkadaşlar. Burada bir tane zürafayı boş bırakıyorum. Diğer zürafanın üzerine batıyorum. Bu şekilde geriye dönüyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Üzerine geçiyorum. Tekrardan alt tarafa iniyorum. Aynı şekilde 1 2 oldu arkadaşlar. Üçüncüyü de yapacağım. Bu üçüncüyü de yaptıktan sonra tekrardan üstüne çıkıyoruz. Buraya çiçeklerimizi yapmak için bir tane küçük bir pırpır yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi tekrardan alt zemine iniyorum. Bu birinci arkadaşlar. Bunun gibi iki tane daha yapacağım. Yine bunun üzerine çıktığımız vakit buraya küçük bir tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Ve tekrardan zemine iniyorum. İki yaprağımızı yaptıktan sonra üçüncü yapraklarımızı yapıyorum. Yaprağımızı yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yine küçük bir pırpırla başladım. Bu şekilde devam ediyorum. Yine üçüncüyü yaptım. Üçüncünün üzerine geçtiğimiz vakit buraya küçük bir tane çiçeğimiz için pırpır yapıyoruz. Tekrardan iniyorum aşağıya. Buraya birkaç tane zürafa yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben yeşil ipimi kesiyorum. Renkli ipime geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar alt yapraklarını yaptıktan sonra üst çiçeklerimize geçiyorum. Ben 8 tane çiçek yapmayı uygun gördüm. Siz isterseniz azaltabilirsiniz, isterseniz çoğaltabilirsiniz. Pırpırlarını da aşırı büyük yapmanıza gerek yok bence. Çünkü her tarafı çiçekli olacak arkadaşlar. Normal boyutlarda yapabiliriz. İpimi sabitledikten sonra ilk pırpırımla başlıyorum.
Ben bu kadarlığı yeterli görüyorum. Sekizinciyi yapıyorum arkadaşlar. Sekizinciyi de yaptıktan sonra pırpırların hepsini düzenliyorum. Bu şekilde yaptım. Yaptıktan sonra kesiyorum ve diğerine geçiyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu şekilde yaptım renklerini. Siz isterseniz ortaya değişik bir renk koyabilirsiniz. Kenara iki tane rengi ayrı yapabilirsiniz. İsterseniz hepsini tek tek ayrı renklerde yapabilirsiniz. Ben bir çiçeğimde ayrı bir renk, diğer çiçeğimde ayrı bir renk olsun istedim. Tekrardan buraya devam ediyorum bu şekilde. Siz diğer renklerden koyabilirsiniz arkadaşlar. İpimi sabitliyorum. Yine buraya aynı boyutlarda 8 tane pırpır yapıyorum. Ve 8. yapıyorum arkadaşlar. Hemen yine düzenliyorum parmağımla. Fazlalık ipimi keseceğim. Böyle 2.'yi de yaptıktan sonra diğer 3.'ye geçiyorum arkadaşlar. Ben sabitleme işini bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde çok sağlam oluyor. İpimizi ne kadar sıkılaştırırsak o kadar güzel oluyor yaptığımız modeller arkadaşlar. Ben alttaki sabit ipimi bir keseyim arkadaşlar.
Yine düzenledim az önceki gibi. İpimi kesiyorum oradan. Şöyle modelimi açarak size göstereyim. İşte arkadaşlar bu şekilde. Söylediğim gibi istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Eğer videolarımı beğendiyseniz, abone olursanız, desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Bir de şöyle de göstereyim.